Bugün Ramazan'da beslenme önerileri adlı sunumumuzu gerçekleştireceğiz sizlerle. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün hem Ramazan'da beslenmeyi Gülsena hocamla birlikte hem de diyabetten kısaca bahsedeceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Şimdiden iyi yayınlar. Evet, başlıyorum sunumumuza. Ramazan ayı oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır. Normalde kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği gibi üç ana öğünden ve çeşitli ara öğünlerden oluşan beslenme düzenimiz Ramazan'la birlikte iki ana öğüne doğru düşmektedir. Bu süreçte de Ramazan ayı boyunca da yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Aşağıda yeterli ve dengeli beslenmenin simgesini görüyoruz dört yapraklı yonca modeli olarak. Burada aslında her öğünümüzde süt ve süt ürünlerinin yer alması gerektiği, bir protein kaynağının yer alması gerektiği, bir yumurta olabilir, tavuk, balık, et tarzı bir besin olabilir. Sebze ve meyvelerin yer alması gerektiğini ve tahılların veya ekmek tarzı bir besinin yer alması gerektiğini görüyoruz aslında bu şekilde. Tahıl öğünü kesinlikle atlanmaması gerekiyor. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesinde oruç tutmayan bölümünde günü tahıl öğünü atlamamak gerekiyor. Tahıla mutlaka kalkılmalı ve tahılda sadece su içip yatılmasının zararlı olduğu unutulmamalıdır. Peki sahurda neler tüketilmesi gerekiyor? Bunlara baktığımızda çeşitli örnekler paylaşacağız. Ama bunların tabii hepsi bu şekilde olmak zorunda değil. Menüler kendi aralarında besin grupları yer değiştirebilir. Miktarları kişiye göre değişebilir. Bunlar tamamen örnek olarak yer alıyor. Tabii kişinin boyuna, kilosuna, cinsiyetine veya fiziksel aktivite durumuna göre bunların miktarları değişecektir. Birinci menümüze baktığımızda bir yumurta çeşit olarak omlet görüyoruz. Bir peynir tarzı bir yiyeceğimiz var. Protein grubumuzla kalsiyum grubu. Zeytin, salata ve tam tahıllı ekmekten oluşan bir menü görüyoruz. İkinci menümüzde yumurtayı menemen olarak da tüketebiliriz. Bir kaşar peynir de olabilir. Yine bir zeytin, sebze sürüş ve tam tahıllı ekmeği tercih edebiliriz. Bir diğer menümüzde de yine yumurta olmazsa olmazımızlardan bir tanesi haşlanmış yumurta tercih ettik mesela bu menüde de. Yine bir kalsiyum süt grubundan yoğurdumuzu koyduk bunun diye. Yağ grubundan az önce zeytin vardı. Evet zeytin vardı. Şimdi cevizi görüyoruz. Meyvelerimiz var ve ekmek yerine de yulaf ezmesi de tercih edilebilir. Peki sahurda içecek olarak neler tüketilebilir diye baktığımızda ise açık çay, süt, meyve suyu, ıhlamur gibi bitki çayları tercih edilebilir. Bunların dışında da tüketiminde de kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekiyor. Sahurda tüketilmemesi gereken yiyecek gruplarımız da var. Bunlar kızartılarak hazırlanmış yiyecekler, patates kızartması gibi veya yağlı, beyaz unlu hamur işleri, söyleyebiliriz. Poğaçalar, börekler gibi veya işlenmiş et ürünleri, sucuk, pastırma gibi düşünebiliriz ve fazla tuz ve baharat içeren yiyecekleri sahur öğününde tüketilmesini öneriliyor aslında. Su tüketimi çok önemli demiştik. Vücut Ramazan ayı boyunca aslında uzun bir süre susuzlukla karşı karşıya kalmış oluyor. Günün oruç tutulmayan bölümlerinde susama hissi duyulması dahi iftar ve sahur arasında sık sık su içilmeli. Bunun da miktar olarak yine kişiye göre değişmekle birlikte 1,5-2 litre arasında olması önerilmekte. Bir diğer öğün olarak iftar öğününde neler tüketilmeli diye baktığımızda iftara hafif bir başlangıç yapılmasını öneriyoruz.
Su ile birlikte başlanabilir. Ardından peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar da tüketilebilir. Bunun yanında çorba gibi hafif yiyecekler de tüketilebilir. Hafif bir başlangıç yaptıktan sonra 10-15 dakika bir ara verip daha sonrasında az yağlı bir et yemeği olabilir. Kırmızı et veya beyaz et tüketilebilir veya bir sebze yemeği ve salatayla devam edilmesi aslında uygundur. Yemekleri yerken hızlı hızlı yemekten kaçınmalıyız. Bu sindirim sistemimizin sağlığı için de önemli. Lokmalar yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketilmeli. İftar öğünü için de çeşitli örnek menülerimiz var. Yine bunların da miktarları kişiye göre değişmekle birlikte hepsinin bir arada bulunması da elzem değil. Mesela bir menüze baktığımızda makarna ve tam tahıllı ekmeğin aynı anda bulunması şart değil ama miktarlarına göre ayarlamalar yapılabilir kişiye özgü olarak. İlk menümüzde su ve hurmayla bir başlangıç önerdik. Daha sonra bir çorba, sebze yemeği, yoğurt, makarna ve tam tahıllı ekmek var. İkinci menümüzde de su ve zeytinle bir başlangıç yapıp yine bir çorbamız var. Yine bir 10-15 dakika kadar ara verdikten sonra bu sefer de sebze yemeği yerine bir kuru baklagil yemeği önerdik. Yanında ayran, salata ve bulgur pilavı var. Bir diğer menümüzde yine aynı şekilde bir başlangıç, hafif bir başlangıç yaptıktan sonra et, tavuk, balık türlerinden bir besin yer alabilir. Daha sonra cacık, salata ve pide gibi bir seçeneğimiz var. Aslında baktığımızda sebze yemeği, kuru baklagil yemeği, et, tavuk, balık bunların haftanın çeşitli günlerinde dönüşümlü olarak bütün çeşitli günlerinde sağlandığı bir menü planı görmüş oluyoruz bu üç örneklerinde. Tek bir besinden ziyade besin çeşitliliğini sağlayıp çeşitli besini kesimini öneriyoruz. İftarda tüketilmesini önermediğimiz yiyecekler arasında da kızartılmış yiyecekler ve yağlı hamur işlerini tüketilmemesini öneriyoruz. Bu yağlı kızartılarak hazırlanmış bir börek olacağı gibi bir tatlı çeşidinde kızartılarak hazırlanması veya bir sebzenin kızartılarak hazırlanması da dahil edilebilir. Tatlı seçimlerine de dikkat edilmeli. İftar menülerinin olmazsa olmazlarından olarak görüyoruz. Normalde belki tüketimimizden daha bu aralar tatlı tüketimine ihtiyaç duyuyoruz. Tercih ettiğimiz seçenekler aslında sağlıklı seçeneklere doğru yönelirse bir problem oluşturacağını düşünmüyoruz. Ağır şerbeti yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar, sütlaç, sillaç, muhallebi gibi veya meyve tatlıları bu dönemde tercih edilmesi uygun olan tatlılardır. Hocam buraya belki ek olarak şunu söyleyebiliriz. Her ne kadar sütlü tatlılar yerine tercih edilmeli desek bile aslında sütlü tatlıların tüketimini de haftada 1 ile 2 arasını sınırlamak da doğru olacaktır tabii ki. Evet, evet. Onun yerine ara öğün olarak meyve tüketmek her gün bizim için daha doğru bir seçim olacaktır. Kesinlikle, kesinlikle. Yine bunların porsiyonlamaları da yine bireye göre değişmekte. Sıklıkları, porsiyonlamaları. Onu da altını çizelim. Ara öğünleri ne zaman yapacağız? Ana öğünleri tükettik. İftardan 2 saat sonra ara öğünler yapılmaya başlanabilir. Ara öğünlerde öncelikli olarak taze ve kuru meyveler, süt, kefir, yağlı tohumlar, fındık, badem, ceviz gibi özellikle bunlar tuzsuz ve çiğ olursa tercihen daha güzel olmuş olur ve sütlü tatlılar tüketilebilir. Burada sütlü tatlılar yerine az önceki önerimiz gibi meyvelerin tüketimi aslında vitamin, mineral ve posa kaynağı açısından da bize destek sağlamış olacak. Pişirme yöntemleri de bir dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli konu. Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Her zaman olduğu gibi. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli. Kızartılmış besinlerden uzak durulması gerekmektedir. Ramazan ayında yeme düzeninin değişmesiyle birlikte sindirim sisteminde de bazı değişiklikler görülüyor ve kabızlıkla karşılaşılabiliyor.
özellikle vücudun uzun süre susuz kalmasından kaynaklı olarak öncelikle kabızlığa karşı su tüketiminde oruç tutulmayan kısımlarda iftar ve sahur arasında dikkat edilmesi gerekiyor su tüketimine. Ve sonu su tüketiminin yanında beslenme düzenindeki değişikliklere karşı oluşan dengesizlikleri karşılamak için de lif oranı yüksek gıdaları tüketmek lazım. Bunlara baktığımızda da kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler, taze ve kuru meyveler, fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar yer alabilir. Zaten menü örneklerimizde de baktığımızda her öğünde bir salata veya sebze yemeği yer alırken yine kuru baklagillerin de atlanmaması gerektiğini belirtmiştik. Ekmek tüketiminde de tam tahıllı ekmeklerin tüketimi hem aynı zamanda tokluk süresini uzatırken hem de kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerine de fayda sağlar. 2 saatten fazla hareketsiz kalınmaması öneriliyor. Gün içerisinde aktif olunmalı. Ev içinde yapılan egzersizler bu süreçte tercih edilebilir. Ek olarak da bu Ramazan ayı bir kilo verme ayı olarak görünmemeli. Ve popüler diyet uygulamalarından ve zayıflama ürünlerinden, zayıflama ilaçlarından, zayıflama vaat eden içeceklerden özellikle uzak durulması. Pencereyi açıp güneşlenmenizi öneriyoruz. Pek bunun sebebi de D vitaminini güneşten alabilmemiz. D vitamini diğer vitaminlerin aksine besinlerde pek fazla bulunmuyor. Ve çok önemli bir vitamin. Özellikle kemik ve diş sağlığı açısından önemli bir yeri var D vitaminini. Peki bizim D vitaminini alma yöntemimiz o zaman nasıl olacak besinlerde yoksa? Havanın güneşli olduğu zamanlarda camların açılarak 15-20 dakika güneş dinlenmesiyle D vitamininden faydalanabiliriz. Burada şöyle bir dipnot düşelim. D vitamini camdan arka tarafa geçmiyor. Mutlaka camı açıp direkt dışarıyla temas etmemiz gerekiyor. Telefonla uğraşırken, gazete okurken, televizyon seyrederken, farklı bir uğraş içerisindeyken kısacası öğünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Yeme farkındalığının oluşması gerekiyor. Ne tükettiğimizin farkında olarak dediğimiz zaman aslında doygunluk hissinin daha sağlıklı bir şekilde hissedildiğini görüyoruz öğünlerde. Şimdi diyabetle birlikte Dilek Hanım'la devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Sesim yeterli miktarda geliyor mu? Evet, alabiliyorum. Tamamdır. Ben de biraz diyabetle merak edilen bir konu olduğu için aslında çok geniş bir konu fakat kısaca özet şeklinde bilgilendirme yapacağız şimdi. Diyabetten bahsedecek olursak halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, insülin hormonunun yokluğu veya yetersiz olması durumunda kan şekerinin hücre dışında ve kanda yükselmesiyle ortaya çıkan bir hastalık. Diyabette tedavi aslında tek başına tıbbi tedavi olarak düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü aslında sağlıklı beslenme, ilaç olabilir veya insülin kullanımı ve aynı zamanda egzersiz bütünlüğünün oluştuğu durum diyabetin tedavisinde etkili olan bir yöntem. Günümüzde diyabeti önlemek amacıyla yapılan önemli çalışmaların sonuçları yaşam tarzı değiştiği zaman ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanıldığında buna bir de egzersiz faktörünü eklersek diyabetin önlenebileceği, diyabet gelişen bireylerde de sağlığın ilerleyen dönemlerde ciddi anlamda düzelmelere yol açtığı ispatlanmış bir durum. Genel olarak beslenmeden bahsedecek olursak diyabette, aslında kişiye göre hazırlanmış bir beslenme programı, diyabetlilerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam tarzı gösterebilmeleri için tedavinin temelini oluşturuyor. Diyabetliler için tek bir diyet örneği yoktur. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bireyin vücut ağırlığına, kan biyokimyasal bulgularına göre, yaşına, cinsiyetine göre gereksinimleri farklı olduğu için bizler bireylere diyet önerisinde bulunurken
Kişiye özgü bu değerleri göz önüne alarak, gerekli karbonhidratı, enerjiyi hesaplayarak kişiye özgü diyetler hazırlıyoruz. Bu yüzden mutlaka diyabet hastalarının herhangi bir diyet uygulamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları ve diyetisyenlerine başvurmaları gerekmekte. Çünkü söylediğimiz gibi diyet tedavisi bireye özgü, bireyin sonuçlarına göre değişiklik gösterebilir. Biz burada sadece gelen ilkelerden bahsedeceğiz. Öncelikle aslında bütün sağlıklı olmak isteyen ve sağlıklı bireylerin yapması gerektiği gibi yeterli ve dengeli beslenmeye, hocamızın da bahsettiği gibi dört yapraklı yonca modeline uymaya aslında önem vermemiz gerekiyor. Diyabetli hastalarda yapılmaması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de öğün atlanılmaması. Yemeklerin miktarı ve cinsi kadar tüketim zamanları da büyük önem taşıyor. Önerilen besinlerin zamanında ve önerilen miktarlarda yenilmesi hipo ve hiperglisemiyi önlüyor. Çünkü diyabet hastalarında biz aslında kan şekerinin yükseldiğini görüyoruz ama bazı durumlarda hipoglisemi dediğimiz kan şekerinin düşmesiyle de karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden mutlaka 3 ana, 2-3'te ara öğün tüketmeleri gerekiyor. Yani sabah, öğle, akşam mutlaka tüketilip aralara da ara öğünlerin yerleştirilmesi, kan şekerinin düzenli olarak seyretmesi için çok önemli. Karbonhidrat kaynağı çok önemli. Özellikle basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar öneriyoruz. Çünkü bildiğimiz gibi şekerli ve şekerli ürünler, bunun içine çay şekerinden ve çay bal veya işte çikolata, kekler, bisküviler de dahil edilebilir. Bunlar basit karbonhidratlardır ve kan şekerinin daha hızlı yükselmesine sebep olurlar. Bu yüzden bunlar yerine mutlaka kompleks karbonhidratları tercih etmemiz gerekmekte. Diyet posası hem diyabette hem de diğer beslenme yani tüm sağlıklı bireyler açısından çok önemli. Neden bu kadar önemli? Neden bu kadar vurguluyoruz? Çünkü posanın kan şekerini yavaş yükselttiği bilinen bir gerçek. İnsülin ihtiyacını azaltıyor. Tokluk hissinin oluşmasını sağlayarak ağırlık kontrolüne yardımcı oluyor. Bağırsak çalışmasını düzenliyor ve kabızlığı önlüyor. Hocam da bahsetmişti zaten. Kan yağlarının kolesterol, trigliserit gibi yükselmesini önleyici etkisi var. Peki diyetimizdeki, beslenmemizdeki posa miktarını nasıl artırabiliriz? Aslında çok kolay yaşam tarzı değişiklikleriyle beslenme ve market alışkanlıklarımızı değiştirerek bunu sağlayabiliriz. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tercih etmek, pirinç yerine bulgur tercih edilmesi, meyve suyunu içmek yerine meyvenin kendisinin kabuklu olarak yani yenilebilen kabukluların özellikle tüketilmesi, öğünlerde salata mutlaka olmalı. Kuru baklagiller de hocamızın da söylediği gibi iyi bir posa kaynağı aynı zamanda. Mutlaka beslenmemizde haftada 2-3 kez kuru fasulye, nohut, mercimek, bakla gibi bunlara mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Et tercihimiz de önemli. Özellikle beyaz etlerin daha fazla balık ve tavuk etinin tüketilmesini tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü diyabet aslında sadece şeker hastalığı olmasının yanında yani ekstradan böbrek hastalıklarına, hipertansiyona, kardiyovasküler hastalıklara yani kalp damar hastalıklarına da sebep olabiliyor. O yüzden şekeri kısmak yetmiyor. Yağ ve tuz oranımıza da mutlaka şeker hastasıysak dikkat etmemiz çok önemli. Bu yüzden kırmızı et yerine balık ve tavuğu tercih etmek. Ayrıca yağ konulmaması et yemeklerine çok önemli. Yemeklerde katı yağ yerine yine sıvı yağların tercih edilmesi de büyük önem taşıyor. İnsülin veya ilaç zamanlarına ve dozlarına mutlaka dikkat edilmeli. Doktor kontrolünde kullanılması çok önemli. Tabii ki daha ilk başta da bahsettiğimiz gibi beslenme ve ilaç tedavisinin yanında fiziksel aktivitenin de yapılması büyük önem taşıyor. Fiziksel aktivitelerin de gelişi güzel değil. Yine doktora danışıldıktan sonra uygun zamanda ve uygun öğünlerden tüketiminden sonra ya da önce doktora da danışarak uygun zamanda yapılması çok önemli. Sigara ve alkolden zaten sadece diyabette değil
genel olarak uzak durmamız gerekmekte. Sakıncalı besinlerden bahsedecek olursak, şeker ve bütün şekerli tatlıların aslında diyabet hastaları tarafından tüketilmesi büyük zarar oluşturmakta. Buna bağlı reçel, çikolata veya bütün işte beyaz undan yapılan kekleri, kurabiyeleri sayabiliriz. Beyaz ekmek ve benzeri ürünlerden bahsedebiliriz. Asitli ve gazlı içecekler, hazır meyve suları, zaten basit şeker içeriği çok yüksek besinler. Taka tatlar, salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş besinlerden kesinlikle uzak durulmalı. Aşırı tuz ve tuz içeriği yüksek olan besinlerden uzak durmak çok önemli. Bahsettiğim gibi çünkü diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları bunlar birbirini tetikleyebilen hastalıklar. Kızartılarak hazırlanan yiyeceklerden de aynı şekilde uzak durulması diyabet hastaları için önemli. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Sorularınız varsa alabiliriz.